Yat üretimi işine 2008 yılında, yani Van depreminden önce start verdik. Daha önceleri fiber yat üretiyorduk. Bunları yurt dışı ve yurt içi pazarlarda pazar sattık. Bu yıl ise Türkiye'de ikinci olarak deniz için özel üretilmiş yüzlerce yıl korozyona dayanıklı olan alüminyumdan bir tekne yaptık. Bu malzeme her türlü doğa koşuluna, her türlü korozyona karşı dayanıklı bir malzeme. İlk modelimiz M40 olarak oldu, 13 metrelik bir yatımız. Bu ürünümüz yüksek teknolojiyle donatıldı. Tüm üretimin detayları, döşemelerini, motor, elektrik, elektronik, bütün işlerini bünyemizde çalışan teknik kadromuzla çözüyoruz. Bunun yanı sıra şehrimize ve turizm hem de ekonomik anlamda katma değer sunuyoruz. Saç tekneler var. Onlar da zamanla korozyona ve pasa karşı sürekli çürüme ve korozyon yaşıyorlar. İkinci malzeme olarak fiber tekneler dediğimiz, bunlar petrol kimya ürünlerinden kaynaklanan, hem yanma özelliği çok fazla hem de zehirli kimyasallar olduğu için, kanserojen madde olduğu için dünyada artık yavaş yavaş bu tür materyale döndü. Bu da 5083 dediğimiz bir alüminyum. Bu tamamıyla marin ve havacılık sektöründe kullanılan özel bir malzeme. Yüzyıllarca boyunca suya dayanıklı, sodalı su, her türlü suya dayanıklı, asitli sulara dayanıklı bir malzeme. Şimdi biz bunu kendimiz için abi yaptık. Ondan sonra tabii gören oldu. Bunu verdik. Şu an talepler yine var ama dediğim gibi insanlar hep kafasındaki soru şey şu: biz bunu nereye koyacağız? Nasıl yapacağız? Bunun güvenliği nasıl sağlayacağız? Çünkü biz bu fiber teknelere, memleketimizde birkaç tane fiber tekne de var. Yani sonuçta fiber tekne de yapılabilir ama bu tekneler çok pahalıya mal olan ürünler. Mesela bizim burada ürettiğimiz tamile, şimdi emsal olarak bir İstanbul'da yurt dışındaki üretimler taşeron sistemiyle yapılmaktadır. O yüzden bu tür ürünler çok yüksek fiyatlara çıkmaktadır. Örneğin biz bunu mesela 2 milyona mal ediyorsak Van'da, bu İstanbul'da 5 milyondur. Avrupa'da 2-3 milyon eurodur. Yani o yüzden avantajımız fazla. Denizimiz de var ama işte bizden sonra da yapılması gereken şeyler var. Marin anlamında, barınaklar anlamında, bu teknelerin ihtiyaçlarının karşılanması gerek, akaryakıt gerek, işte pis su atıkları, temiz su atıkları, bunların karşılanması gerekiyor.